Evet dostlar, Sabahattin abimizin yanına geldik yine. Çok Aylardır şükür bir buluştuk, şeylerdi kavuştuk. yine. Evet. Otururuz bir akşam, yeriz içeriz diyorduk. Ondan Ya sonra ben o gün adamı bugünmüş. kaç ay oldu Kaç ay ya? oldu? 6 ay olmuştur rahat. Olmuştur çünkü 5-6. Aya geliyor Nero rahmetli olalı. Ondan da işte o hastaydı. Ondan da 10-15 gün önce kararlaştırmıştık ama ortam müsait değildi. Kendisine Kısmet rahmetle bugüneymiş. sevgili analım Rahmet. Neriman Görüyordur teyzemizi. inşallah bizi. Görüyordur Nasıl ya, seviniyordur ya. hissediyordur valla. Yani onun Vallahi. güzel enerjisi yani buranın her yerinde var. Burası hani hissediliyor da. Yattığı yerde huzur bulsun. Kendisini çok seviyoruz. Bizim videolarımızda tanıyan insanlar da hani birçok da şey oldu, seveni oldu uzakta olarak. Evet, söylemiştin. Evet. Mesajları yolluyorlarmış ama biz sağlığın yani şey yapamıyorduk, pek ilgilenemiyorduk. Yoruluyordu falan. Neyse. Hakkımıza hayırlısı diyelim Sabahattin Amin. abi. Amin. Evet, bugün Yapacak. geldik, bir araya geldik. Uzun zaman sonra İnşallah. özleşmişiz. Evet. Sözümüzü yerine getireceğiz. Biraz sonra. Oturacağız. Şimdi ateşimizi yaktık böyle. Evet. Kızdırıyoruz artık şey. Bu güveç mi? Bunun başka bir ismi var mı Vallahi Sabahattin abi? bilmiyorum ki bu şey gibi bir şey ya. Güveç, ne Taş gibi, bileyim. güveç gibi bir şey. Ama çok güzel oluyor ya. Şimdi Bundan ısıtıyoruz ben güzelce. Bakalım, atıp üstüne cazır cuzur. Altında da böyle ateş yaktık. Üç ayağı koyduk. Şu an gayet iyi. bir Soframız problem da yok. ön tarafta hazır. Umaycığımız da böyle ayağımızın dibinde kendini temizliyor. Bugün işte Pars'la birlikte zaten coştuk. Oynadı. Bayağı gördünüz bundan önceki videoda ya da bu videonun içerisinde. Bilmiyoruz Yolladın artık. mı hiç? Çektin mi? Çektim çektim. Ha, Yayınlayacağım önündeki güzel bölümlerde. harika. Bunu artık ayrı bir bölüm de yapabilirim. Aynı bölüme de koyabilirim. Bilmiyorum artık. Tabii daha kademe kademe çekersin. Bebeler de gelsin de. Gelsinler. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Sabahattin abi? Yok aşkım görüşeceğiz. Daha buradayız Evet, daha inşallah. buradayız. Evet. Biraz daha böyle keyiflenelim. Ondan sonra karşılıklı muhabbetlerimize başlarız. İnşallah. İnşallah. Hadi o zaman. Şu an çok enteresan bir şey oluyor dostlar. Havada bulut yok ama yağmur yağıyor. Sizce de enteresan değil mi? Gökyüzüne bakın. Bak şöyle yerde damlaları göstereyim. Kumanın yanında. Baksana Sultan anne, havada bulut yok, yağmur yağıyor. Yağsın yağsın çok su var ya. Yağsın da bulut yok. Olsun. Bulut var. Bak bu taraftan Orada dolanıyor. var da, tam tepemizde Bak yok ki. Bak burada kara bulutu gördün mü? Ama oradaki bulut bir buraya etki eder mi? Etmez ki. Tepemizde Eder. olması Bak gerekmiyor şu mu? şöyle Muğla üstünde. Muğla'dan Ama geliyor o şimdi yağmur. taraflarda var da hani bulut oraya yağar. Buraya nasıl yağıyor? Baksana. Dışarıda yağmur var. Hava serinledi. Fırsattan istifade. Gerçi içeride de küller uçuşuyor şu anda. Sobanın ağzını açtım. Yakmaya hazırlanıyorum. Boruyu dışarı uzattım. Çamaşır kurutucuyu da astım. Biraz ıslandım çünkü. Şu uçuşan küller bayağı uçuşuyor. Gözümüzle göremiyoruz bunları. Bak kamerada gözüküyor. Enteresan. Neyse. Şöyle ufaktan yani ufak ufak yakacağım zaten. Temkinli gideceğim. Heyecan var mı sizde? Bizde heyecan var. Bir daha haber alamazsınız. Hakkınızı helal edin. Hadi bakalım. Evet, sobamız harladı sanırım dostlar, ufak ufak harlamadı gerçi de yanıyor. Biz de meraklı, heyecanlı olarak bekliyoruz. Hatta misafir bile davet ettik. Şimdi birazdan çay kahveden ineceğiz. Burada sohbet muhabbet. Belki bir canlı yayın bile açarız. Canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız bildirim zillerini açmayı unutmayın. Sobamız yandı. Yukarıdan da böyle ufak ufak ışıklar geliyor. Kurutucumuz burada. Boru dışarıda. Bakalım boru çekiyor mu? Yani şu an içeride hiç duman vesaire yok. Bakalım şuradan görebilir misiniz? Gözükmüyor. Bir flaş açıp göstermeye çalışayım. Ve bacamız da gayet güzel tutuyor, çekiyor. İçeride herhangi bir duman vesaire gözükmüyor. Ki özellikle yaş odun attım içine. Camımız şurada açık. Her ihtimale karşı. Şimdiden içerisi hamam gibi oldu. Bakalım, yan plakalar daha önce bir denemiştim aslında, ilk sobada iş görüyordu ama şimdi biraz daha uzun zamanlı yakınca nasıl etkileri olacak? Hep birlikte bekleyip görelim.
Bir hamama hoş geldiniz dostlar. Yanıyoruz. Vallahi altın üstünü kısıtmayacağım ama hakikaten bayağı sıcak oluyor içeride. Az önce ıslanmış tişörtümü attığımı göstermiş miyim üstüne? Gerçi onu biraz daha yukarı asmamız gerekecek. Şu dirseğe doğru bir ayar çekeceğim onu. Mesafe kısa oldu bayağı. Valla şu an cam açık yanımızda ama kafayı dışarı çıkartacağız neredeyse. Hakikaten burayı sauna gibi yapar ama çok soğuklarda da iş görür. Bakalım hem ne kadar süre yanacak. Şimdi bir tane kalın odun attım böyle hafif. Yaş gibi değildi, kuru gibi de değil. Saat kaçta attım? 10 dakika oldu. 8'e 10 geç attım desem 10 dakikadır yanıyor. Bir yarım saat, 45 dakika idare eder muhtemelen. Hem bu sayede ne kadar yakacakla ne kadar süre idare edebileceğimizi de öğreneceğiz. Bir de köz olduktan sonra, söndükten sonra da içeride ne kadar süre sıcaklık veriyor. Bu bilgilerin hepsini tecrübe ettikçe zaten sizinle paylaşacağım. Şu an her şey yolunda. Tüten eden bir şey yok. Gayet güzel. Isı kesleri de elliyorum, kontrol ediyorum. Herhangi bir ısınma yok. Şunun özellikle arka tarafından kontrol ediyorum. En sıcak yer o taraf. Orada da herhangi ön tarafı da ısınmamış. Arka tarafı zaten ısınmamış. Şu plastik aksamı olan da zaten iki tane üst üste ısı kes var. Altta da iki tane var. Üstünde bir de şey var. İşte soba altlığı var. Yani şu an her şeyi bir ön taraf sıkıntı olabilir. Ön tarafın ısı kesini altı koymuştum idarelik çünkü elimize ayağımıza takılmasın diye. Şimdilik açıkta kaldı. Bakalım ne olacak. Tecrübe etmeye devam ediyoruz. Yine bir günden herkese günaydın diyeceğim de daha gün aymadı be dostlar. Sabah saat 6. İşe gitmeye hazırlanıyoruz. Nar keseceğiz bugün. İlk defa aslında böyle direkt toplu olarak oluşan bir günlük gömme işine katılmış olacağım. Bu deneyimlerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Hava aydınlandıktan sonra görüşürüz. Evet, şimdi günaydın dostlar. Taşıt giremez. Burada da bizi yolda uğurlamaya bekleyen dostlarımız var. Servis bekliyoruz. Saat 7 oldu. Bakalım ilk iş günü nasıl geçecek buralarda? Günlük yövmeyeli işler nasıl oluyormuş? Hep birlikte görelim. Evet, şimdi çeşmeye geri dönüyoruz. Aradılar. Bir bakalım ilk önce tarlaya giriliyor mu çıkılıyor mu görelim. Ona göre gidelim dediler. Biz de Sultan annenin eve geri dönüyoruz. Hadi bakalım ne olacak. Dostlar tam haber geldi. 10 dakikaya çıkıyoruz dendi. Adımımızı dışarı attık. Böyle yağmur başladı. Çok enteresan bir gün oluyor. Bakalım devamında neler olacak. Vallahi çok değişik ortamlara denk geldik dostlar. Gidiyoruz ama bakalım nasıl gidiyoruz bilmiyorum. Tarlanın girişine kadar geldik. Yerler çamur, gök hala gürlüyor. Şaldır şuldur. Bayağı da eğlenceli bir ekip var. Gidiyoruz mu? Hadi bir gidip gelelim. Gelmişken bari tarlaya bakalım dedik de şimdi döneceğiz geri muhtemelen. İlk iş günümüz. Başlamadan bitiyor. Evet, bunları toplayacaktık ama. Şu olay. Evet, sallanınca işte üstümüze hep sular dökülecek keserken. Ondan dolayı giremiyoruz. Tarlanın içi aslında çok da şey değil. Yani batak değil ama. Neyse, bugün böyle oldu. Artık yarın gelip toplayacağız muhtemelen. Bizi takip etmeye devam edin dostlar. Bizde aksiyon bitmiyor görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Dostlar köyümüze geri döndük. Çok verimli ve hareketli bir iş günü oldu. Hiçbir şey yapmadık. Ama ekip eğlenceli. Yarın da aynı ekiple denk gelirsek çok enteresan içerikler çıkacak muhtemelen. Yağmur yine hızlanmaya başladı. Hadi bakalım bugün ne yapacağız? Artık bir şeyler yaparız ya. Yapacak bir şeyler buluruz. İşte arta kalan zamanda yapamadığımız yüzden şöyle bir tura çıktık. Az önce Tolga ile efsane bir video çektik. Yakında Tolga Yalçın kanalında yayında olacak.
Biz şöyle aralardan, derelerden köy turu yapıyoruz. Bir tane okul vardı şurada bir yerde ki, çıktık okula da. Daha önce zaten Mehmet'le gezmiştik buraları. İçinde çok güzel böyle ağaçlar vardı. Bir orayı ziyaret edelim tekrar. Arada da böyle sokakları göstereyim dedim size. Etrafımız her taraf narinciye zaten. Hadi bakalım. Onlar portakal. Yanındaydım onlar. Bu okulda birçok meyve var. Daha önceki videoda göstermiştim. Ben yine şimdi bu şu anki haline bakalım. Yani daha önce de söylemiştim aslında. Böyle bir okulda okumak isterdim. Şu an kapalı. Ha, çocuklar tenis oynuyor. Burası okulun eski derslik bölümü. Burası da daha sonradan yapılmış. Bildiğim kadarıyla. Şöyle arkadan geçelim yine. Dostlar, dalında muz görmek ister misiniz? Bunlar artık olmuş. Bundan sonra işte poşete falan alıp bir inkübasyon süresi gibi bir şey var herhalde. Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Orada kendi kendine olgunlaşacak herhalde. Şöyle yakından göstereyim. Sen de topladın. Mandalina ve portakal. Ne olmuş ama? Olmuş. Olmuş olduğu kadar. Hepsini çevireyim mi? Ne? Çevir bakalım hadi. Hadi bak, video kayıttayım da aynı zamanda. Ne oldu? Kayıt altına aldık. Bir dakika şimdi. Göster. Yapamam. Dur, bunların hepsini çevirecekmiş. Evet, bekliyoruz. Merakla ve heyecanla. Yok. Hadi. Neden? Valla çeviririm dedin. Çevireyim mi diye sordun, lan çevir dedim. Tamam, ben bana özel, ben kapattım. Kapatmış gibi yaparım. Sultan anne, böğürtten mi topluyorsun? Evet. Buradan gelip giderken böğürtten yiyoruz. İleride bir tane incir ağacı var. Oradan incir kopartıyoruz. Böğürtenler de bitirdik galiba ya. Şurada bir iki tane var. Şurada bir tane olmuş kalmış. Burada tam olmamış. Sapıyla geldi. Ekşidir ama olsun. Bayağı ekşi. Kesirdekiler tatlı da, bunlar ekşi. Olmuşu da aslında çok tatlı. Ya, bırakmamışız herhalde şeye. Dört ne? Işık hazır güzel vuruyorken şöyle. O karanlığa düştü. Afiyet olsun. Sağ ol. Sultan Hanım. Teşekkür ederim. Bu yolu hatırladınız mı dostlar? Yine eski videolarda burada yabani otlardan kopartıp yiyorduk, tanıtıyorduk bir yandan. Şimdi tabii artık sonbahar zamanındayız. O zaman bahardı. Bahardaki otlarla şu anki otlar farklı. Aslında bu dönemde de hangi otlar yenir diye bir bölüm çekebilirim. Cemil ablamı bulayım da bakayım. Onu bir de kamera önüne çıkmaya ikna edersen. Bir yabani ot serüveni yapalım yine. İncir ağacı da burada. Bakalım, kaldıysa bir tane daha incir kopartalım. Bakıyoruz. Şurada olmamış var. Kalmamış galiba. Görebilen var mı? Gören varsa yorumlara yazsın. Sonra ben gelir döner alırım buradan. Umay, buraya gel. Ne arıyorsun orada? Ne arıyorsun kızım? Ne? Ne arıyorsun? Hadi. Koş. Aferin kızıma. Yardırdı gidiyor. Narları da göstereyim mi? Bu arada
arada. Kısmetse yarın nar toplayabileceğiz. Yağmur yağmazsa yine. Şuna bak, açılmış. Oo, patlamış. Portakal kabuğunu bile elimde çöpe götürüyorum. Hiç kimse lütfen çöpe... Yere çöp atmasın. Yere çöp atmayın. Evet. Gerçi bunları çöpe de atmayız. Atarız şeylere. Hayvanlar yer. He. Burada zaten çöp olmuyor böyle gıdalarda. Her yer çöp. Ona rağmen bak yine atmıyorsun. Duyarlı olmakta yarar var. Evet. Sonuç olarak bu doğadan besleniyoruz. Belki işte buradaki limon, portakal ya da işte başka bir şey. Yarın öteki gün sizin sofranıza gelecek. Çoluğunuz çocuğunuz yiyecek. O zehirlenirse o ağaç. Hepimiz etkileniriz. Bak limonlara. Şöyle gidelim, bir tane de yakından göstereyim. Bakalım. Burası bayağı çalı çırpı doluydu. Ben buradan gitmeden önce bir temizlendim ama yine çalı sarmaya başlamış. Oğlum çek çek. Hı. Bak. Atmışlar bak, her yerde poşet, çöp. Atmayın artık çöpünüzü. Serdelim onlara bakalım. Aa, ayağıma da diken saplandı. Diken mi? Hı. Sakın ha, domuz diken mi? Yani domuz. Bu taraf at. Bu taraf at. Bu taraf at. Abi o çok fena durumda. Benim bu eski kaldığım platoda da şu an mısır ekili. Şöyle gidelim. Gitmeye devam edelim. Şunlar neymiş? Şunların ne olduğunu biliyor musunuz dostlar? Ne bunlar Sultan anne? O akasya ağacı. Akasya mı bu sarı sarı? He, akasya ağacı. Al al al. O çiçek açtı, geçti tohumlar. Tohumları bunlar. Yeniyor mu bunun şeyleri, meyvesi tohumu? Yenmez mi? Ekelim o zaman bir yere. Akasya ağacı güzel olur ya. Bu beyaz beyaz çiçek açmıyor mu bu? Ha, bunlar o zaman. Ekelim bir yerlere. Benim yetiştiğim evde de karşısında eski okul vardı. Onun bahçesinde vardı kocaman bir akasya ağacı. Bütün mahalleyi gölge altına alıyordu. Böyle serin tutuyordu. Mis gibi kokuyordu bahar aylarında. Ama o böyle tohum yapmıyordu sanki ya. Acaba o akasya ile bu akasya farklı mı? Farklı. Neyse, ben şimdi bunu PlanSnap diye bir uygulama var. Oradan da bakalım Latince ismi neymiş. Araştıralım. Uma yoruldun mu? He? Gölgeye yatmışsın kızım. İyi mi? Hani nerede Sebu amcan? Yok mu? Neriman teyzemin. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz. En son köyden gitmeden önce bu arığı komple temizlemiştik. Şuradaki muz ağaçlarını kesmiştik sözde. Yani ya da muz bitkisi. Ama şu anki halini görüyorsunuz. Kestikçe daha da çok ürüyor, türüyor. Çok yayılgan bir bitki. Yani güzel duruyor ama işte ekstra çoğalıp büyüyünce, yayılınca sorun oluşturabiliyor. Burada ayvalar var. Biraz daha zamanı var. Yakında olur. Belki aralarda olanlar var. Sararmış olanlar var. Görüyorum da. Ha, şurada falan. Onlara da bir ara el atarız. Şöyle devam edelim. Burada zeytinler var. Orada da Serhat abinin kabakları var. Onları da hatırlarsınız önceki bölümlerde. Şurası orman gibi gözüken yer.
bomboştu. Tohumdan ekildi işte, üstüne o bağladığımız çardakları, demirleri çakmıştık. Aralara ipler germiştik. O bölümleri hep göstermiştim. Şimdi orası bildiğiniz orman gibi oldu. Bakalım burada ne var ne yok. Oh Akşin, ne yapıyorsun? Yatıyor mu kızım? Hı? Tren gibisin maşallah ya. Evet, burada yeni mahsul kabaklardan bir tanesi kopmuş. Dalından. Buraya astı Serhat abi kurusun diye. Ama dalında kurutuyor diğerlerini. Şöyle gidelim. Baksana şuraya dostlar, eski halini hatırlıyor musunuz? Bomboştu hatta Tolga falan. Tolga da drone'la çekmişti bu tarla sürülürken traktörle. Yukarıdan tepeden görüntüleri var. Bomboş bir alandı. Şimdi bildiğiniz Belgrad Ormanı gibi oldu, baksanıza. Şu kabakları da göstereyim bir yandan. Buraya kadar kök mü salmış, ucu mu geliyor? Hakikaten ortadan ucu geliyor. Baksanıza. Normalde bunun havada durması lazım, oturulunca çürümeye dönüyor. Lan bir kısmı oturmuş yere. Baksanıza şuraya. Al şuralarda dizi, film, klip bir şeyler çekilir yani. Tolga'yı şuraya oturtturup şarkı söyletelim mi? Ne dersiniz? Bu fikri onaylıyorsanız Tolga Yalçın'ın kanaldaki videoların altına da yazın. Orada ona güzel bir klip çekelim. Alsın gitarını. Değil mi Akşin? Değil mi kızım? Değil mi? Anısı kurutamadım. Umay hemen kıskanlı girdi araya. Tamam kızım, tamam. Hep seni seviyoruz zaten. O da kızın senin. Umay sevgi konusunda çok kıskanç. Artı bir de işte kendini korumak için eğitiyor aslında bir yandan da. Akşin büyüklere el kaldırmaz, patı kaldırmaz karşılık vermiyor aslında. Karşılık verse Umay bırakacak hatta, aferin gibisinden kafasını yalacak. Çünkü küçükken öyle yapıyordu. Böyle boğuşuyorlardı. Karşılık verince yavrular kafasını yalayıp böyle takdir ediyordu aferin gibisinden. Nere kız? Nere? Kalk kız, kalk Savaş. Kalk Savaş. Kalk Savaş. Kalk Savaş. Kalk Savaş. Kalk Savaş. Savaş kızım. Bir yaklaşık yok. Sen kurt kızısın. Baban da Akbaş. Savaş. Savaş kızım. Savaş. Bir yaklamak yok kız. Savaş. Savaş. Kız. Karşılık ver. Ne olmuyor öyle? Öyle narin narin şey abi. Hayat acımasız. Hayat zor. Savaşmayı öğrenmen lazım. Ha savaş. Kızım. Çok hanım evladı olmuş. Mars. Mars'ı izlemişsinizdir bundan önceki bölümlerde. Yani annesine kafa tuttu hatta, bayağı da bir geri teptirdi. Gerçi Umay yine aldı aşağıda. Sonunda. Ama bayağı cevvaldi. Sen kulağını düzelt, kulağını düzelt, kulağını. Oh kemik buldu Umay. Şimdi oturacak, gömecek muhtemelen. Oh bir de çene kemiği. Kızım. Kellenin kemiği kapmışsın. He? Afiyet olsun. Aa, Teo da geliyor, bunları, bu mersinleri yiyor. Alt dalları boşaltmış, tek tek ayıklamış. Bunlar da gayet öyle güzel oldular. Evet dostlar. Hangi bölümde ne zaman çıkış yaptım hatırlamıyorum ama burada manzara güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.